Gündem bölümümüzde karşınızdayız. Bu kez gündemde CHP'yi mercek altına alacağız. Kongre süreci başlıyor. İki kurultay var. Birisi pazar günü, diğeri de pazartesi günü yapılacak. Birinci kurultaya delegelerin gitmeme ihtimali, dolayısıyla kurultayın toplanamama ihtimalinden bahsediliyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu da bu haberlere tepki gösteriyor. Neler olacak acaba? Seyit Kılıç İstanbul'da, yanında da CHP İstanbul Milletvekili Umut Orhan var. Seyit Kılıç, söz sizde. Evet, Ertan Ömeroğlu, gözler hafta sonuna çevrilmiş durumda. CHP 16. olağanüstü kurultayına çevrilmiş durumda. Aslında 16 ve 17. demekte de fayda var. Çünkü iki kongre yapılacak ve bu iki kongrede olağanüstü kongre. Tabii kamuoyuna pek çok iddia yansımış durumda. İşte delegelerin ilk kongreye katılamayacakları, çoğunluğun sağlanamayacağı şeklinde bazı haberler çıkıyor. Tabii Kılıçdaroğlu Genel Başkan bunlara itiraz etti. Hatta bugün gazetelere yaptığı bazı açıklamalar var. İki kongrede genel katılımlı, büyük katılımlı olacak, güzel olacak şeklinde açıklamalar yaptı. Ancak tabii ki o açıklamaların satır aralarında bazı cümleler var. Onların hepsini konuşacağız. Yanımızda CHP'nin Genel Başkan Yardımcılığını da yapmış parti meclis üyesi Umut Orhan var, İstanbul Milletvekili. Şimdi Umut Orhan'la bütün bu süreci, hafta sonu neler yaşanabilir, neler olabilir konuşacağız, edeceğiz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi CHP kongreleri hep böyle oluyor. Yani Türkiye'nin kamuoyu kilitleniyor açıkçası CHP kongrelerine. Bu kez de öyle oldu. Hatta bu kez iki kongre birden. Değişik bir süreç yaşanıyor. Karşılıklı bazı açıklamalar var. İşte Önder Sav ve Deniz Baykal ekibi şeklinde bazı açıklamalar var. Bir de genel başkan olarak Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Siz tabii nerede duruyorsunuz bilmiyorum şu anda. Ama neler söyleyeceksiniz bu iddialara yönelik? Öncelikle pazar günü yapılacak 16. olağanüstü kurultayda delege sayısı konusunda bir sıkıntı yaşanabilir mi? Şöyle söyleyelim, tam da nerede duruyorsunuz? Biz şu anda Avrupa Parlamentosu'nun karma parlamento komisyonu toplantısındayız ve gündemimiz daha demokratik, katılımcı, çoğulcu bir anayasa. Bunu tartışıyoruz, bunu konuşuyoruz. İşte yargı sistemi, hukukun üstünlüğü, insan hakları. İşte Cumhuriyet Halk Partisi de esasında 10 yıldır baktığınız zaman iktidar hala anayasayı değiştiremedi. Yeni başlanıldı bu süreç. Biz bunu yıllardır söylüyoruz. Yine siyasi partiler yasasında sorunlar var. Siyasi partilerin, iktidar partisi ve diğer siyasi partilerin baktığınız zaman parti içi demokrasisinde sorunlar var. İşte tam bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi esasında hayırlı bir çalışma yapıyor. Türk siyasetine örnek olacak bir çalışma yapıyor. Diğer siyasi partilerin kendi parti anayasaları için örnek teşkil edecek demokratik, katılımcı, çoğulcu bir esasında siyasi parti anayasası yapıyor. Kendi anayasasını yapıyor ve burada yeniliyor. Yani yeniden değiştiriyor. Bunu da yaparken tabii ki tartışmalar var. Yani o tartışmaları biraz onlara da değiniriz ama yani temelde burada vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken husus, Cumhuriyet Halk Partisi nasıl çok partili demokrasiye geçirdiyse bu ülkeyi, nasıl bu ülkede cumhuriyeti kurduysa, nasıl bu ülkeyi laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti haline getirdiyse, Türk siyasetinde de bence önemli bir adım atıyor. Bu önemli adım da parti içi demokrasi. Bunun tabii yani tarafları var, talep edenler var. Bunlar işin esasında yani önemli hususlar ama asıl dikkate, burada vatandaşımızın dikkate çekmek istediğimiz şey, dikkat etmesi gereken şey, sonuç itibariyle çoğulcu, katılımcı, paylaşımcı, demokratik bir siyasi parti anayasası yapma iradesi. Burada siz de söylediniz. Sonuçta kurultay delegelerimizden bunu talep eden arkadaşlarımız var. Onlar da bizim arkadaşlarımız. Esasında bu bizde iki türlü kurultay oluyor. Bir olağan kurultay oluyor, seçimli kurultay. Ben de şimdi oraya gelecektim. Yani bunu da bir açalım. Bu da olağanüstü kurultay oluyor. Olağanüstü kurultayları üç organ çağırır. Ya genel başkan çağırır, ya parti meclisi toplar, ya da kurultay delegelerinin %20'si toplar. Burada da kurultay delegelerinin %20'si daha demokratik, katılımcı, çoğulcu bir parti anayasası, parti içi demokrasi için böyle bir talepte bulunuldu. Genel merkezde bu talebe karşı, yani orada bir takım işin esasıyla ilgili değil ama işin detayları ile ilgili belki farklı görüşler var ama sonuç itibariyle dediğim gibi yapılan çalışma teknik bir çalışma.
Yapılan çalışma hukuki bir çalışma, yapılan bir çalışma bir organ çalışması. Nasıl il başkanları toplantısı oluyor, nasıl belediye başkanları toplantısı oluyor, bu da kurultay çok delegeleriyle. Yani, bütünsel bir bakış açısı sergiliyorsunuz, evet. Ama sonuç itibariyle iki tane olağanüstü kongre yapılacak. Yani bu zaten baştan sanki bir ayrışma var görüntüsü çiziyor. Zaten orada, açıklamalar da çok keskin. Orada, hani, Önder orada sorun var, doğru. Yani orada, yani dediğinize katılıyorum. Yani orada ama hukuki bir süreç olduğu için onu engellenemedi. Engellenmeliydi. Dediğiniz gibi algı şimdilik farklı. Yani acaba işte kurultaylar birbirlerine karşı mı? O kurultaya kim gelecek, bu kurultaya kim gelecek konuşuluyor ama ben tekrardan, yani Cumhuriyet Halk Partisi temsil eden bir siyasetçi olarak vatandaşımıza, halkımıza çok basitçe, tabii onların günlük sorunları var, günlük problemleri var. Yani onlar yani bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç sorunlarıyla çok ilgilenmek istemiyorlar. Çok da doğru. Ama şu açıdan çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu çalışma Türk siyasi yaşamına, anayasa çalışmalarına, diğer siyasi parti tüzüklerine, parti içi demokratikleşmeye için önemli bir adım. Yeterli olmayabilir, tam olmayabilir ama hani diyoruz ya şimdi mesela sıkıntı yaşanmayacak iktidar diyor ya, ileri demokrasi. Yani bu Türkiye'yi böyle ileri geri demokrasiyle kandırmamamız lazım. Türkiye'ye tam demokrasiye ihtiyacı var. Cumhuriyet Halk Partisi de tüzüğünü yeniden değiştiriyor. Ama tabii ki bu değiştirmeyi yaparken çok da doğal. Bizde yani işte lider veya genel başkan ne derse herkes ona uyacak diye bir şey yok. Farklı düşünceli olan arkadaşlarımız var. Kendi düşüncelerini dile getiriyorlar. Eleştirilerini dile getiriyorlar. Önemli olan tabii sonuç önemli. Bu sonuçta eğer Cumhuriyet Halk Partisi ortaya hakikaten herkese parmak ısırttıracak, düşmanı çatlatacak bir, eğer parti içi demokrasiyi çalıştıracak bir siyasi parti anayasası çıkarsa Türkiye adına hayırlı olacak. Yani pazar günü yapılacak 16. olağanüstü kongrede gerekli delege sayısı, bir de o rakamları da verirseniz, hani toplam delege sayısı nedir, kaç delegenin gelmesi gerekiyor, eğer kaçı gelmezse bu kongre düşer. Yani eğer olmazsa ne olur? Yani ben olumsuz olarak bakmıyorum bu olaylara. Yani eğer olur